Kapatılacak mı yoksa aynı şekilde yola devam mı edecek? Eğitim camiası işte bu sorunun yanıtına kilitlendi. Dershanelerin geleceğine ilişkin AK Parti içinde kurulan 7 kişilik komisyon hazırladığı raporu dün akşam Başbakan Erdoğan'a sundu. Yapılan toplantıda dershanelerin kademeli olarak özel okula dönüştürülmesi fikri ağırlık kazandı. Nihai kararı Erdoğan raporu inceledikten sonra verecek. Dershanecilik olayını kaldıracağız. Bundan kim gücenirse gücensin, kusura bakmasınlar. Başbakan Erdoğan dershaneler kapanacak dedi. AK Parti içinde 7 kişiden oluşan bir komisyon kuruldu. Komisyon farklı ülkelerdeki uygulamaları masaya yatırdı. Çalışmalar sonucunda bir rapor kaleme alındı. O rapor başbakana sunuldu. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın da katıldığı toplantıda dershanelerin bir anda kapatılmasının zor olduğu görüşü ağırlık kazandı. Dershanelerin kademeli olarak özel okula dönüştürülmesi üzerinde duruldu. Buna göre dershanelere özel okul kriteri getirilecek. Mevcut dershaneler kademeli olarak bu kritere uygun hale gelecek. Bunu yerine getiremeyen dershanelerin son aşamada kapatılması gündeme gelebilecek. Raporda ayrıca dershanelerin kapatılması halinde kaç kişinin etkileneceği üzerinde de duruldu. Türkiye'de 3000 civarında dershane olduğu ifade ediliyor. Buralarda görev yapan öğretmenler başta olmak üzere çalışan binlerce kişinin akıbeti masaya yatırıldı. Öte yandan istihbarat birimlerinin dershanelere ilişkin hazırladığı raporlarda yaklaşık 2 saat süren toplantıda ele alındı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin Başkanlığında hazırlanan rapora göre öğrencilerin %12'si dershaneye gidiyor. 3000 civarındaki dershaneden ancak 700'ü özel okula dönüşebilecek düzeyde. Dershanelere ilişkin nasıl bir yöntem izleneceğine Erdoğan raporu inceledikten sonra karar verecek. Bu süreçte Başbakan'ın raporu hazırlayan ekiple tekrar bir araya gelmesi bekleniyor. Evet, dershaneler kapanacak mı, kapanmayacak mı? Cevabı merak edilen bu konuyla ilgili AK Parti'de Mehmet Ali Şahin Başkanlığı'nda kurulan komisyon hazırladı raporu. Başbakan Erdoğan'a sundu. Az önce haberde ekranlara taşıdık. Erdoğan ise daha detaylı bir çalışma yapılmasını istedi. Ankara'ya döneceğiz konuyu değerlendirmek üzere. Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Sayın Selçuk Pehlivanoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Pehlivanoğlu yayınımıza. İyi yayınlar Gülen Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Uzunca süredir tartışılan bir konu. Siz de aslında bu tartışmaların odağında bir isimsiniz. Zira görüşünüzü biliyoruz. Fakat şimdi yapılan çalışmalar noktasında aslında bugün de basına yansıyan bazı detaylar var. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine yönelik. Ama birazdan ona gelelim. Özünde şunu soralım bir kez daha Sayın Pehlivanoğlu. Şimdi bir anda dershanelerin kapatılması zor. Kademeli olarak özel okula dönüşülmesi yolunda bazı tespitlerde bulunuluyor ama yaklaşık 3000 dershaneden 700'ünün özel okula dönüşülmeye müsait olduğu da aslında rakamlar açısından bilinen bir gerçek. Şimdi kademeli olarak dönüşülmesi noktası bu soruna çözüm olacak mı? Buradan başlayalım dilerseniz. Efendim aslında evlatlarımız toplumumuzun geleceği açısından baktığımız zaman birinci önceliğimiz dershanelerin dönüşüp dönüşemeyeceği değil, dershanelerin niye ortaya çıktığıdır. Türkiye'de sıralama sınavlarının altını çizerek söylüyorum. Çünkü herkes sınavsız bir eğitim olmaz diyor, doğrudur. Ölçme sınavı farklı bir şeydir. Yarış için yapılan sıralama sınavı ayrı bir şeydir. Sıralama sınavlarının doğurduğu sonuç ve baskıdan Türkiye'de orta öğretim olarak adlandırdığımız liseler bitmiş. Bunun yerinde dershaneler almıştır. Dünyada olan kurslarla dershanelerin hiçbir alakası yoktur. Dünyada gelişmiş dünya ülkelerinde okullar güçlüdür. Eksikliklerin tamamlanması için kurslar vardır. Burada ise yarışın öne geçilmesi için kurslar vardır. Eğer gerekçeyi ortadan kaldırmazsanız, daha önce üniversite sınavının defalarca adını, şeklini ve süresini değiştirdiğimiz gibi sonuç itibariyle hiçbir şey alamazsınız. Gerekçe nedir? Orta öğretimin güçlendirilmesi, ölçme sistemimizin güçlendirilmesidir. Biz Türk Eğitim Derneği olarak bunun zor olduğuna inanmıyoruz. Bir kere bunu düzeltmedikten sonra milli eğitim sistemimizi düzeltemeyiz. Düzeltemediğimiz zaman da özellikle fakir fukara ve orta halde çocuklarımızın eğitim ve erişim haklarıyla ilgili bu adaletsizlik devam eder. Şimdi gelelim dershanelerin okullara dönüştürülebilir mi, dönüştürülemez mi?
Bu nasıl olabilir? Sayın Pehlivanoğlu, çok özür dileyerek sözünüzü kestim oraya geçmeden önce. Şimdi aslında sizin bahsettiğiniz biraz daha uzun vadede yapılması gereken bir şey. Yani biz eğitim sistemimizi güçlendirelim, dershanelere gerek kalmasın. Şimdi bunun bir solukta da yapılması çok kolay bir şey değil zannediyoruz. Yani zaman zaman tartışıyoruz çünkü eğitimde yaşanan aksaklıkları, ne dersiniz? Bu da böyle bir anda yapılabilecek bir durum mu? Efendim, bir kısmı bir anda yapılabilecek bir durum. Biz bununla ilgili biliyorsunuz yıllardır çalışıyoruz. Şimdi bir sonuç raporu da yakında yayınlayacağız. Şimdi bakın, dershane sektörü iki yerde var. Bir, SBS dediğimiz ilk öğretimin sonunda liselere geçiş. İki, liselerden üniversiteye geçiş. Şimdi liselere geçişle ilgili bakın örnek vereyim. Fen liseleri Türkiye'de bilim adamı yetiştirmek için kurulmuştur. Kuruluş amacı budur. Devlet dahil hiç kimse fen liselerinden kaç kişinin bilim adamı olduğunu bilmez. Anadolu liseleri ise, ki bütün okullar şu anda Anadolu liselerine dönüştürülüyor. Anadolu liseleri ise devletin ayrıcalıklı okullarıdır. Bir sosyal devletin görevi herkese eşit olmasa bile yakın eğitim verebilmesidir. Onun için bunun ilk öğretimde hiçbir anlamı yoktur SBS'nin. SBS, TÜBİTAK'ta yapılan toplantılarda, Sayın Bakan'la Ömer Dinçer'le de yapılan toplantılara biz de katıldık, dar kapsamlı toplantılara. Ölçme sınavıyla SBS bugün kaldırılabilir ve kalkmış olan SBS ile zaten dershane ihtiyacı %30'lar oranında düşecektir. Şimdi bunu hemen yapabilirsiniz. Gelelim üniversiteye geçişte ne yapabilirsiniz? Biz Türkiye Eğitim Derneği olarak iddia ediyoruz. 5 yıl içerisinde doğru bir programlama yapılırsa kademeli olarak dershaneye ihtiyaç %10'lara düşecektir. Bu nasıl olduğunu da hemen bir dakika içerisinde arz edeyim. Şimdi bakın, lisansa giden öğrencilerin, üniversite sınavına giren öğrencilerin yaklaşık %55'i kadar da açık öğretime gidiyor. Eğer sizin orta öğretiminiz güçlü olursa, orta öğretimdeki bu 2 yıl içerisinde konabilir bu sistem. Orta öğretimde çocukları doğru ölçebilirseniz, yarış olmadan ölçebilirseniz, açık öğretime giden çocuklar, 2 yıllık okullara giden çocuklar ve kontenjan azlı olan okullara için biz niye sınav alalım ki çocukları? Zaten burada isteyen gidebiliyor. Yani o zaman üniversite sınavına giren 1 milyon 800 bin kişinin yaklaşık 1 milyonu, deyin ki bir kısmı daha az, en az yarısı üniversite sınavına girmeyecektir. Ne demek bu? Gelecek sene bunu uygulayabiliriz demek. Kademeli olarak yaptığımız sistem içerisinde ve 5 yıl içerisinde üniversitelerin kendi çocuklarını seçecekleri dünyada gelişmiş sisteme getirebiliriz. Bu konuyla ilgili son bir şey söylemek istiyorum. Dünyada Rusya, Çin ve Türkiye dışında sadece ve sadece merkezi sistemle üniversiteye öğrenci alan başka bir ülke yok. Yani Amerika'da da biliyorsunuz SAT denilen sistem vardır. Bunun ağırlığı üniversiteye değişir, %30'lar civarındadır. Onun için toplumu ruh hastası haline getirmiş, insanların kollarındaki bilezikleri satabilecekleri bir noktadan kurtarmamız lazım. Bir cümleyle de bunun bir de etik yanı var. Bakın, dershaneler ne yaparlar? Dershaneler çocuklara gelir sınava gider, ondan sonra dershaneye alırlar. Emin olun dershaneler kimin kazanacağını zaten başında biliyorlar. Buradaki korelasyon %5'tir sapma. Bunun dışında bir sapma yoktur. Yani kazanamayacağının parasını alıyoruz, kazanacağı bursluyoruz. Bunun bir etik yanı da yoktur. Ve biz Türkiye Eğitim bir Derneği olarak diyoruz ki doğru bir programla bu iş dershane ihtiyacı ortadan kalkar ve hemen de ciddi bir miktarda azalabilir. Ama tabii ki dershaneyi bugün kapattık dediğimiz anda bir kısım dershane, zincir dershaneleri olmasa da yer altına inerler. Evet, o da aslında tartışılan noktalardan bir tanesi. Peki şimdi mevcut durumu konuşacak olursak, şimdi rapordan yansıyanlar dershane, ki daha önce de konuşuldu, dershanelerin kademeli olarak özel okula dönüştürülmesi noktası. Sayın Pehlivanoğlu, ne kadar gerçek, ne kadar olası ya da uygulanabilir, bunu sormuş olayım. Şimdi efendim, burada Sayın Başbakan'ın söylediği farklı yorumlanmaya çalışılıyor. Bizim anladığımız şu, Sayın Başbakan diyor ki dershanelerin okula dönüşmesi için destek verelim diyor. Mevcut binalarında altında bar var olan, kahve olan yerler okula dönüşsün demiyor. Bir kere dershaneler bir eğitim kurumu değildir, öğretim kurumudur. Bunun için yapılması gereken şey bunların sürecinin yapılandırılmasıdır. Peki niye buna gerek duyuluyor? Bakın, dünyada, gelişmiş dünyada özel okul oranları %18'lere kadar çıkar. Bizde ise %2 küsürlerde. Yani gerçekten Türkiye'de özel okul ihtiyacı var. Ama bunun bir karşı tezi var. Deniyor ki özel okulların sıraları boş. Evet efendim, özel okulların sıraları boş ama iyi okulların sıraları hiç boş değil. Benim Batman'daki okulumda boş değil, Malatya'da boş değil, Karabük'te boş değil. Niye? Bu eğitim kalitesiyle alakalı bir şey. Diğer zincirlerin de iyi okulları boş değil.
Türkiye'de özel okullar henüz devletin üstünde yük alması için talep var. Birinci olarak bunu ortaya koyalım. İkinci olarak biz Türk Eğitim Derneği olarak devletin özel okullara para vermesine karşıyız. Niçin karşıyız? Önce devlet okullarına vermemiz lazım. Bizim müdürlerimiz orada keyiften veya usulsüzlük için yakıt parası toplamıyorlar. Bu bir gerçek, bu bir utanç vesilesi de değil. Çünkü biz kalabalık ve genç bir nüfusuz. Her şeyi birden yapamayız, her şeyi de devletten bekleyemeyiz. Şimdi bu noktaya baktığınız zaman bizim önerimiz şu. Biliyorsunuz gecekondu bir sorundu. Ne yapıldı? TOKİ kuruldu. Şehirleşmede dönüşüm planları hazırlandı ve devlet destek verdi. Ne dedi vatandaşa? Ben sana dedi kredi vereyim dedi. Ben senin kiranı ödeyeyim dedi. Biz Türk Eğitim Derneği olarak diyoruz ki gelsin devletimiz dershanelerin özel okullaşma sürecinde bedelsiz arsa versin, şartlı tabii. Faizsiz kredi versin. O zaman ne olacaktır? Dershaneye giden öğretmenlerin de, yalnız tabii biliyorsunuz formasyonu olan öğretmenlerden bahsediyoruz. Çünkü dershanelerde evet, çok ciddi miktarda formasyonu olmayan öğretmen de çalışıyor. Evet. Formasyon olan öğretmenlerin de o zaman işi olacaktır. Bu okullara geçeceklerdir. Devlet bunu yaptığı zaman küçük dershaneler bunu nasıl yapacak diye aklınıza gelebilir. Bir sürü dernekleri var. Bu dernekler kooperatif şeklinde birkaç dershaneyi bir araya getirebilirler. Zaten bu süreçte bir miktar başladı. Bakın ben size Ankara'dan örnek vereyim. Daha önce TOKİ'nin eğitim parselleri, arsaları satılmıyordu. Birkaç önce yapılan satışta TOKİ'nin çıkardığı ihalede kapış kapış gitti. Demek ki insanlar da özel okul yapmaya hevesliler. Tabii ki iyi eğitim yapmaları lazım. Bir de tabii kayıda giriyor burada. Yani biliyorsunuz dershanelerde çok büyük bir kayıt yoktur. Devlet tarafından, devletin izleme sistemi içerisinde sayılar sadece beyana dayanır veya tespite dayanır. Ama okulculukta tek tek öğrenciye diploma verdiğiniz için kayıtlıdır. Kayıta gireceği için çok daha legal bir çalışma ve kayıt dışı çalışmanın da dışına çıkılacaktır. Biz ciddi miktarda Türkiye'de özel okul ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu işe emek vermiş, para aktarmış ve ekmek yiyen kişilerin de mağdur olmaması için devlet bunu çok çok büyük olmayacak paralarla destekleyebilir düşüncesindeyiz. Türkiye'nin ciddi anlamda özel okula ihtiyacı var dediniz. Aslında hali hazırda özel okullar var. Sıraları boş olan okullardan bahsettik ama olmayanları da siz örnek gösterdiniz. Türkiye'nin her bölgesine yayılmış. Özellikle bizim sayısal alanda değil ama Sayın Pehlivanoğlu, içerik ve nitelik anlamında özel okullar noktasında da yaşadığımız sıkıntılar var. Eğer bu süreçten bahsediliyorsa, yani dershanelerin de kademeli olarak özel okullara dönüşülmesi, sizin de verdiğiniz süreç önerisiyle birlikte içerik anlamında da ciddi anlamda herhalde bir yenilenmeye de ihtiyaç var. Ne dersiniz? Sizi ağırlıyorken bunu da sorayım. Bülten Hanım, yani şunu söyleyeyim. Etik Türkiye'de en büyük sorunlardan bir tanesi. Ama hesap verilebilirlik doğru kontrol edildiği zaman ortaya çıkar. Yani eğitimle ilgili şunu örneği vereyim. Bir müfettiş öğretmenin karşısına oturup yaklaşık 120 tane soruya çek atarsa bu bir kontrol olmaz. Eğer siz etik kuralları doğru kurgular ve doğru araştırırsanız bunu yapmayanlar zaten piyasadan çekilmek mecburiyetinde kalırlar ve cezalandırırlar. Bunun sisteminin konması lazım. Zaten eğer siz öğretmeninize asgari ücret gösterip açıktan veriyorsanız, velinizden açıktan para alıyorsanız bunun engellenmesi gerekir. Çünkü eğitim, tabii eğitimden de ne anladığınıza bağlı. Benim eğitimden anladığım sadece kaç kişinin iyi bir şekilde yuvarlağın içini doldurduğu değildir. Kaç kişinin SBS'de veya LYS'de birinci çıktığı değildir. Dünya vatandaşı olma, iyi insan olma, dünyayla rekabet edebilecek niteliklere sahip olmadır. Kültürel ve bazı değerleriniz de içinde işlevselleştirilmiş bir eğitim sürecinden bahsediyoruz. Bunun için de etik temellerin oturması ve kuralları oturması gerekir. Kuralları doğru uygulatırsanız, kişiden kişiye bir farkındalık yapmazsanız o zaman sistem oturur. Ben kendimden örnek vereyim. Ben Türk Eğitim Derneği'nin genel başkanıyım. Biliyor musunuz ben kendi çocuğumu kendi okuluma sokamadım. Milli Eğitim sınavıyla girdim. Burada etik değerler oturduğu zaman, kurallar oturduğu zaman bu sistemi zedeleyemezsiniz. Size tamamen katılıyorum. Bunu bir ticaret mantığında, eğitim bir ticaret değildir. Eğitimi ticaret olarak görenler süratle bu işten çıkmak mecburiyetindedirler. Veya çıkarılmak mecburiyetindedir. Çünkü eğitim bir neslin geleceğiyle alakalıdır. Bir neslin geleceği de bir ülkenin geleceğiyle alakalıdır. Aslında her şeyden önce özellikle hepimiz aynı süreçlerden geçtiğimiz için dershanenin sınav maratonunun aslında öğrencinin ileriki yıllara yansıyan ne kadar travmatik bir süreç olduğunu da az çok biliyoruz. Bu noktada yapılacak bir değişiklik zannediyorum en başta psikolojik anlamda
o yaş grubundaki çocukların da ileriye biraz daha umutla bakmasına sebep olacak düzenleme her ne şekilde yapılacak olursa olsun. Şimdi Sayın Pehlivanoğlu, sizinle bir rapor üzerinden gidiyoruz. Bugün akşam gazetesine yansıyan o rapordan bir bölüm var aslında. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesine yönelik dershaneler noktasında deniyor ki dershaneler özellikle o bölgelerde sadece eğitim işlevi görmüyor. Bölgede üniversite, SBS, KPSS gibi her aşamadaki sınavlara hazırlık yapan dershanelerin gençlerin eğitimlerinin yanı sıra terörden uzak kalmaları konusunda da katkı yaptığı belirlendi deniliyor. Böyle bir açıklama özellikle o bölgeler için dershane sisteminin devam edeceği algısını mı oluşturur? Yoksa terörden uzak tutulmaları için aslında farklı alanlara mı yönlendirmeleri gerekiyor? Dershane başlı başına bir etken olsa da ne dersiniz? Gülcan Hanım, öncelikle şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz bu travmayı sadece çocuklar değil, aileler de yaşıyor. Evet. Yani sınav baskısının, dershane oluşumuyla sonuçlanan sınav baskısının aileler de travmatik sonuçlarını yaşıyor ve toplumda çok ciddi yaralar ve izler bırakıyor. Şimdi gelelim güvenlik meselesine. Biz Türkiye Eğitim Derneği olarak bunu çok mantıklı görmüyoruz. Demin söylediğim gibi eğitim bir nesille alakalı bir şeydir. Bir güvenlik gerekçesiyle eğitim açısından uygun olmayan bir şeye devam etmek toplumda başka travmatik sonuçlar oluşturabilir. Sosyal devletin tabii ki görevi gençlerinin kötü yollara düşmesini engellemektir. Ama bunun için eğitim kurumları, yani daha doğrusu dershaneler gibi bir kurumlarda çocukları oyalama ciheti değil, devletin yapacağı bazı açılımlarla, devletin yapıyı kuracağı bazı yerlerle, sosyal faaliyetlere ağırlık vereceği yerlerle, etüt merkezleriyle bu yapılmalıdır. Çünkü eğitim parayla satılan bir meta olmamalıdır. Dershane özel sektördür. Yani dershane bunu para karşılığı yapmaktadır. Devletin bunu engellemek için başka çözüm yolları bulması gerekir. Yani Doğu ve Güneydoğu meselesinde daha önce devletin yapması gereken yapılar dışında bazı şeyler denendi. Ve sıkıntılı bir süreç yaşandı. Sonuçları da ortaya çıktı. Onun için biz Türkiye Eğitim Derneği olarak eğitim için sakıncalı olan bir şeyin terör gerekçesiyle varlığını sürdürmesinin doğru olduğu kanaatinde değiliz. Ama tabii ki gençlerimizin geleceği için sadece Doğu Güneydoğu'da değil, Anadolu'nun her noktasında da sosyal devletin sporla ilgili, kültürle ilgili, hatta akademik başarıyla ilgili açılımlar yapması gerektiğini düşünüyoruz. Devletin buna kaynak aktarması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bir kitleyle yığın arasındaki farkı iyi anlamamız lazım. Eğer biz yığın oluşturacaksak eğitime ihtiyacımız yok. Ama nitelikli bir kitleyle bu ülkeyi güçlü yapacaksak, bayrağımızı güçlü yapacaksak bunu yapmamız gerekir. Şunu sakın unutmayın. Dünyanın önder ülkelerinin hiçbirinin petrol kaynağı falan yok. Yani büyük güç Amerika'yı falan saymıyorum ama başarı hikayesi yapmış ülkelerden bahsediyorum. Bunların petrolü veya yeraltı kaynağı yok. İyi bir nesli var. Çünkü 21. yüzyılda savaşlar silahlarla yapılmıyor, beyinlerle yapılıyor. Biz bunu gerçekleştirmemiz lazım. Eğitmediğiniz bir kişiyi, dikkat edin, üniversite mezunu demiyorum, eğitim almamış bir neslin üretim yapması mümkün değildir. Gandhi'nin bir lafı var. Gandhi diyor ki Allah bile aç insanı ekmek dışında görünmeye cesaret edemez diyor. Yani biz insanları kendi geçimlerini sağlayabileceği, üretken olabileceği bir eğitimle donatmamız lazım. Ama başka önceliklerimiz eğitimi gölgelememelidir. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı bugüne kadar eğitim terör ve ekonominin hep gölgesinde kalmıştır. Kalmamalıdır. Eğitimin iyi olduğu yerde ne terör kalır ne ekonomik sorun kalır. Aslında benzer noktalarda özellikle uzak tutmak adına güvenlik endişesi varsa da beslenilmesi gereken farklı kanallarda olabilir. Yani dershaneler üzerinden çok bu tartışmayı yürütmemek gerekiyor zannediyorum sizin de aktardığınız üzere. Şunu sorayım Sayın Pehlivanoğlu, aslında başlangıç noktamız oydu, biraz dershaneleri, özel okulları konuştuk. Siz dershane sürecinin, sınav sürecinin çocuklar olduğu ve gençler olduğu kadar anne babalar için de ciddi bir travma olduğunu vurguladınız. Zannediyorum bütün izleyicilerimiz bu konuda sizinle hemfikir. Net bir soru olsun. Gerçekten dershaneler üniversite ve kolejleri kazanmada size göre yıllardır eğitime kafa yoran bir isim olarak ne kadar etkili? Efendim çok net bir şekilde söyleyeyim. Hiç kimse dershaneye gitmesin. Farklılık, korelasyon dediğimiz farklılık maksimum %6 olur. Zaten liseye gelmiş bir çocuk kazanma becerileri dediğimiz
kazanımlar dediğimiz becerileri edinmiş oluyor. Siz sadece buradaki sorun şu, öğrettiğinizi sormuyorsunuz, sorduğunuzu öğretmiyorsunuz. Test tekniği öğretir dershaneler. Dershaneler bir eğitim kurumu değildir. Dershaneler teknik veren ve tekrarlayan, dersleri tekrarını yapan bir öğretim kurumlarıdır. Onun için dershanelerin, ben şahsen buna kurumum da dahildir, kesin ve kesin emin olarak söylüyoruz ki hiç kimse dershaneye gitmese farkındalık olmaz. Zaten onun içindir ki dershaneler kimin kazanacağını baştan aşağı yukarı bilirler. Bu çıkıyor zaten. Bu da zaten etik değildir. Bir toplum açısından da etik değildir. Bizim yapmamız gereken şey eğitimi okullarda vermektir. Ama şunu sakın unutmayın. Eğitimdeki sosyal adaletsizliği ortadan kaldırmak mecburiyetindesiniz. Bir Selçuk Pehlivanoğlu'nun çocuğuyla Çubuk'un köyündeki, Ankara'nın köyündeki çocuğu aynı yakın eğitimi vermeden, aynıyı veremezseniz bile aynı sınavı alamazsınız. Bu doğru değil. Zaten benim çocuğum 20-0 baştan başlıyor. Ama şunu da sakın unutmayın. Bu ülkeyi iyi ileriye götüreceksek, bu ülkede mücadele azmi olan fakir fukara ve orta hallerin çocuklarının da önlerindeki duvarları yıkması için gerekli sosyal imkanları sağlamak hepimizin görevidir. Dolayısıyla aslında o zaman ciddi anlamda eğitimde bir eşitlikten ve fırsattan söz edebiliriz. Sayın Pehlivanoğlu, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Kolaylıklar diliyoruz. İyi yayınlar diliyorum efendim. Çok teşekkürler, sağ olun. Sevgili izleyiciler, bu arada bir son dakika gelişmesi var, onu da paylaşmış olalım. Sevgilisini öldürmekle suçlanan ampute